Herkese Post Yemek'ten merhaba. Bugün sizlerle Meksika'nın meşhur yemi olan taco'yu birlikte hazırlayacağız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu pratik tarifi hazırlamaya başlayalım. İlk başta tarife taco'nun ekmeğiyle başlayacağız. Ekmek için ben lavaş kullanacağım. Ama dilerseniz siz un ve su, maya ile beraber kendinize ayrıca ekmek hazırlayabilirsiniz. Küçük böyle dilimler halinde. Ben lavaş kullanarak dilimlere ayıracağım, böyle yuvarlak dairesel dilimler oluşturacağım. Bunları daha sonra tereyağlayacağız ve fırına vereceğiz. Ve ekmeklerimiz 8 dakika veya 10 dakika içerisinde hazır olmuş olacak. Lavaşı nasıl keseceğimiz konusuna gelince de arkadaşlar onu da göstermek istiyorum. İlk başta lavaşımızı şöyle bir cam kavanozunuz varsa veya bardağınız varsa onunla da şu şekilde kesebilirsiniz. Bu şekilde çıkmış oluyor. Ayrı bir yöntem daha var. Bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Şu şekilde. Bu iki pratik yöntemi de deneyerek taco ekmeğinizi hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tereyağı şimdi tavamıza alarak eritiyoruz. Tereyağımızı taco ekmeğimizin üzerlerine sürüyoruz. Hem arkasına hem önüne. Bunu daha sonra kek kalıbına koyup fırına atacağız ve daha çıtır çıtır olmasını sağlayacağız. Peki bu lavaşlar nasıl taco şeklini alacak? Bu taco şeklini alması için böyle bir kek kalıbı kullanacağız arkadaşlar. Takolarımızı bu şekilde eğerek bu ara kısımlara sıkıştıracağız. Taco ekmeklerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra 180 derecelik fırına 10 dakika süreyle pişirmek için atıyoruz. Taco ekmeklerimiz pişti. Şimdi fırından çıkartalım. Nasıl şekil almışlar bir bakalım dilerseniz. Görüyorsunuz şekil aldılar. Bu ara kısma yaptığımız malzemeleri koyarak lezzetli bir şekilde yiyeceğiz. Taco'muzun şimdi iç harcını hazırlayacağız. Onun için 150 gram kıymamı tavama koydum. İçerisine çok az zeytinyağı ve tuz ve karabiber ekleyeceğiz. Çok az zeytinyağı döküyorum. Çok az tuz ekliyorum. Çok az tane karabiber. Kıymamız rengini alana kadar karıştırıyoruz ve daha sonra arkasından ketçap ekleyeceğiz buna. Kıymamız koyu rengini aldı. Şimdi çok az ketçap ekleyeceğim. Ve tekrar kıymamızı kaşık yardımıyla karıştıracağım. Taco'muzun içerisine koyacağımız kıymamız mis gibi koktu. Gerçekten çok güzel oldu. Taco için etimizi pişirdik. Sıra geldi yeşillikleri hazırlamaya. İlk başta maydanozlarımızı mutfak robotumuzun içerisine atıyoruz. Daha sonra soğanlarımızı ince ince keseceğiz. Bunu da robotun içine ekliyoruz. Şimdi
Şimdi kırmızı biberimizi keseceğiz. Kırmızı biberimizin tamamını almayacağız. Belli bir parçasını alıp koyacağız robotumuzun içerisine. Şu kadar yeterli. Ya normalde acı biber de koyabilirsiniz ama ben takomun içerisine tatlı biber kullanacağım. Tatlı kırmızı biber kullanacağım. Şimdi bunları da robotumun içerisine ekliyorum. Bunu da ekledim. Şimdi sıra geldi domateslerimi doğramaya. Kabuklarını soyacağım ben. Şimdi domatesimin kabuklarını soyuyorum. Domatesimizi yine böyle ince ince doğrayarak robotumuzun içerisine atacağız. Domateslerimi mutfak robotumun içerisine ekliyorum. Karışımının içerisine limon ekleyeceğiz. Ben normal limon ekliyorum. Siz dilerseniz lime limon da tercih edebilirsiniz. Karışımın içerisine ekleyeceğim limonumu kesiyorum. Şimdi mutfak robotumuzun içerisine koyduğumuz karışımın içerisine limonu sıkabiliriz. Tane karabiber ekliyoruz. Sıra geldi tuza. Şimdi tuz ekleyeceğim. Takomuzun içerisine ekleyeceğim sebzeleri 4 kere robottan geçirmeniz yeterli. Daha fazla geçirmeyin lütfen. Şimdi karışımımızı tabağa boşaltıyoruz. Şimdi avokadomuzu keseceğiz. Avokadoyu ilk başta keserken buradan başlıyoruz kesmeye. Avokadomuzun dış tarafını çevresel kestikten sonra ya dairesel kestikten sonra bu şekilde çevirerek çıkartabiliyoruz. Avokadonun çekirdeği normalde buraya yapışık oluyor. Buraya bıçağı saplayıp çevirerek çıkartabiliyorsunuz. Fakat benim avokadoda böyle bir şey olmadı. Direkt çekirdeğini çıkartıyorum. Avokadomuzun dış kısmını şuralardan kesiyoruz. Kestiğimiz avokadolarımızı bu şekilde inceltebilirsiniz. Avokadolarımızı hazırladık, kestik şimdi. Onun içerisine limon sıkacağız. Bu kadar yeterli. Daha sonra karabiber, tane karabiber ekliyoruz. Bu da yeterli. Tuz ekliyoruz. Benim aldığım avokado biraz sert olduğu için ben makinede 1-2 tur döndüreceğim. Eğer sizin de böyle çıkarsa makinede 1-2 tur döndürebilirsiniz. Eğer sizde olgunlaşmış bir avokado varsa kaşık yardımıyla ezebilirsiniz. Her şey bitti. Sıra geldi hazırlamaya. Dilerseniz başlayalım. Yoğurdumuzu taco ekmeğimizin alt kısmına ekliyoruz. Daha sonra avokadomuzu ekliyoruz. Avokadomuzu yayıyoruz böyle. Arkasından kıymamızı ekliyoruz. Kıymamızı da ekledik.
Arkasından salatamızı ekliyoruz. Daha sonra mısırla süsleme yapıyoruz. Ve hazır. Tarifimiz bitti. Taco'muzu hazırladık. Biliyorsunuz pandemi de olduğu için evdeyiz. Bu mükemmel tarifi evinizde çok pratik ve basit bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz ben tadıyorum. Gerçekten şahane. Bu mükemmel tarifi gerçekten denemek istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ben lezzetine daha doyamadım. Devam ediyorum.